Ukrayna'nın Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanmasını istemesine tepkiler büyüyor. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir sitede Rusya'da faaliyet gösteren Türk iş insanları ve bankalara yaptırım uygulanması için kampanya yürütüldüğü tespit edilmişti. Bakanlığa bağlı sitede Ziraat Bankası, İş Bankası ve Credit Europe Bank yöneticilerinin listesi fotoğraflarıyla yayınlandı. Yaptırım kampanyasının açığa çıkması Türkiye'de tepkiyle karşılandı. Türk bankaları ve iş insanlarına yönelik yaptırım kampanyasını emekli büyükelçi ve uluslararası ilişkiler uzmanları değerlendirdi. Söz konusu siteyi iyice incelemek, arkasındaki asıl gücü belirlemek lazım. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir site ise buna sessiz kalınamaz. Dışişleri Bakanlığımız da konuyu araştırmalı, elde edilen bilgiler çerçevesinde gereken değerlendirmeler yapılmalı ve harekete geçilmelidir. Türkiye Devleti bu konuyu incelemeli. Eğer bu site Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sitesi ise Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi dışişlerine çağrılıp açıklama istenmeli. Kiev'deki Türkiye Büyükelçisi de olayın üstüne gitmeli. Türk Devleti'nin kurumlarının, Türk özel sektör kuruluşlarının ve Türk iş insanlarının doğrudan hedef alınması kabul edilemez. Gereken yapılmalı ve o yazıların derhal kaldırılması istenmelidir. Ukrayna, Türkiye'nin izlediği dış politikaya karışamaz. Buna izin verilemez. Konu önce iyice araştırılmalıdır. Bu site gerçekten Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir site ise Kiev'deki Büyükelçimiz görevlendirilmeli ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunmalıdır. Paralel olarak Ukrayna'nın Ankara'daki Büyükelçisi Bakanlığa çağrılıp bilgi istenmelidir. Türkiye hem Ukrayna hem de Rusya ile görüşebilen tek ülke. Bunun yanında Ukrayna ile ilgili bir sürü olumlu gelişme var. Tahılını Türkiye'nin arabuluculuğuyla satıp para kazanıyor. Bu koşullarda Türk kuruluşlarına ve iş insanlarına yaptırım çağrıları Ukrayna açısından akıllı bir iş değil. Ukrayna'nın böyle bir şey yapması çılgınlıktır. Ukrayna'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. Dışişlerimiz konuyu araştırıp netleştirmelidir. Olay doğruysa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi bile arayıp konuyla ilgili konuşabilir. Bu arada ABD'den ve AB'den Türkiye'ye yönelik yaptırım girişimleri oluyor. İş insanları örgütlerine gönderilen mektuplar var. Bir takım baskılar yapılıyor. Bu aynı zamanda iktidara yönelik de bir girişim.